sokak röportajı yapan ve gözaltına alınan 3 YouTuber'a ev hapsi cezası verildi. Kendine muhabir Hasan Köksoy, İlave TV muhabiri Arif Kocabıyık ve Sade Vatandaş programının muhabiri Mehmet Koyuncu. Ben Mehmet Güzel Koyuncu. İstanbul Üniversitesi gazetecilik mezunuyum. Sade Vatandaş kanalının sahibiyim. Benim abim sokak röportajları yapıyordu. Bana da çok tavsiye ediyordu. Daha sonra ülkenin durumunu göz önüne getirince bu işe girmem gerektiğini düşündüm. Aynı zamanda bunun da iyi bir gelir kapısı olabileceğini düşündüğüm için de. İlave TV'den Arif'le tanıştıktan sonra onun da motivasyonuyla beraber bu işe başladım. Ben Arif Kocabıyık, Antalya'da bir yerel gazete açtım. Tutmadı tabii ki de. Çünkü her şey artık dijital ortamda. Dedik ki biz bunu dijital bir ortama taşıyalım. Çekeceğimiz videoları YouTube'da yayınlayalım dedik. Böylelikle YouTube'a bir girdik. Amaç ünlü olmak ya da para kazanmak değildi. Yani hiç aklımın ucundan bile geçmiyordu yani bu konumlara geleceğimiz. Benim adım Hasan. YouTube'da kendine muhabir adıyla sokak röportajlar yapıyoruz. İnsanların görüşlerini alıyoruz ve bunları yayınlıyoruz. 2,5 yıldır YouTube'a içerik üretiyoruz. YouTube'a bir iddia üzerine girdik. Biz lise arkadaşlarımızla buluştuk. Aradan yıllar geçti. Dediğim gibi arkadaş çevrem muhafazakar. Ben de muhafazakar bir aileden geliyorum. Sonra siyasete geldik onu. Birisi dedi ki eskiden televizyonlarda nerede bu devlet diyen insanlara görürüz. Artık neden görmüyoruz falan. Artık birisi diyor öyle insanlar yok. Ekonomi çok güzel diyor. Birisi diyor olur mu diyor öyle diyor. Ekonomi kötü ama insanlar konuşmuyor. Yayınlamıyorlar ya da konuşuyorlarsa falan diyorlar. Biz bir iddiaya tutuştuk orada. Antalya'ya döndükten sonra bir arkadaşla sokağa çıktık. Bir video çektik. Şu cevabı aldık sokağa çıktığımızda. İnsanlar durumdan şikayetçiydi. Ama biz bunları televizyonda göremiyorduk. Televizyon kanalları satılmıştı ve insanların sesini yayınlamıyorlardı. Duyurmuyorlardı. O gün biz bu röportajlara devam etme kararı aldık. Arkadaşlar arasında başlayan bir iddia buralara kadar evrildi. Sonuç beni de çok şaşırtıyor. Yani işin ucu cezaevine, ev hapsine kadar geldi. Bak o kadar genç var. Vallahi test kitabı alamıyorlar ya. Test kitabı alamıyorlar ya. Test kitabı nedir ya? Devlet saklasın. Madem sen kitap veriyorsun, öğretmene diyeceksin benim kitabımdan başkası yasak. Evet. Sizin isim neydi? Tuğba Köksoy. Abi siz misiniz? Ha, benim. Tamam. Senin imza. Mahkemede mi? Mahkeme. Çocuğu içersene. Teşekkürler. Kolay gelsin. Mahkeme kararı. Mahkeme mi? Hı hı. 11. Asli Ceza Mahkemesi. Koleksiyon yapıyoruz. Mahkeme kağıdı koleksiyonumuz var artık. İddianame. Bu bizim davacı olduğumuz birisi. Küfür etmiş. Demiş ki, oğlum siz Hatay'a gelin, orada röportaj yapın bakalım. İnsanları aldınız ne kadar olacak? O mikrofonu ağzınıza sokarım. Yiyorsa gelin Hatay'a. Bir tehditten dolayı açmışız. İyi, hayırlı olsun. Bir mahkememiz daha var. Sokak röportajı yapan 4 kişiye şafak baskınıyla operasyon yapıldı. Sabahın çok erken saatlerinde polis ekipleri evlerine gitti. Sosyal medya hesaplarından duyurduğu YouTuber'lar gözaltına alındıklarında kendine muhabirden Hasan Köksoy, Sade Vatandaş lakaplı Mehmet Koyuncu, İlave TV'den Arif Kocabıyık ve Turan Kural'ın evlerine bugün sabah saatlerinde baskın yapıldı. Yani şu anda benim ev hapsinde olmamın sebebi aslında yaptığım bir röportaj değil. Sosyal medyada attığım bir tweetten dolayı ben ev hapsindeyim. Bir hesapta Mücahit Birinci'nin bir paylaşımını gördük. Paylaşımda da işte evli bir kadına sapkın mesajlar atmış. Edepsizce yani. Okuyunca insanın midesi bulanır. Bunlar Twitter'da yayılıyor birçok hesap tarafından. 100 bin kişi onunla alakalı tweetlemiş. Biz de tweetledik. Ve bu kişi bize hedef gösteriyor. Bunlar yaptı. Bunun sonucunda da kişisel bilgilerin gizliliğinin ihlalinden hakkımızda bir soruşturma açıldı. Aynı akşam Mücahit Birinci bizim şahsi kimlik bilgilerimizi sosyal medya rest olarak paylaştı. Kimlik bilgilerimiz, telefon numaramız, açık adresimizi paylaşıyor. Sade Vatandaş Mehmet Koyuncu, İlave TV Arif Kocabıyık, kendi muhabir Hasan Köksoy. Biz aynı suçtan şafak operasyonuyla evimizden alınıp ev hapsi cezası alırken biz bu kişiden şikayetçi oluyoruz, daha ifadeye çağırıyoruz. Savcılar, hakimler bu kadar korkuyor mu? Demek ki korkuyor. Sonra da ceza aldık diyoruz. Tabii ki de ceza alırız. O listede 30-40 kadar büyük hesap
bu paylaşımı yapmış. Yalnızca 4 kişiye mahkeme kararıyla ev hapsi veriliyor. Ve bu 4 kişi sadece sokak röportajı yapıyor. Yani bunu çok net gördüm. Karşımızdaki insanlar devleti bütün imkanlarıyla bize vurmaya hazır bir şekilde bekliyor. Biz bir iş yapıyoruz. Bizimle ilgili böyle bir fırsat yakaladılar ve bizi cezalandırdılar. Ben hiç ummuyordum yani başıma böyle işte ev hapsi alacağım, cezaevine gireceğim. Bunlara ihtimal dahi vermiyordum. Ve garip bir durum, ben evdeyim. Nasıl hareket edeceğimi de bilmiyorum. Hani hangi durumlarda dışarıya çıkabilirim? Ben hasta oldum, aramadığım yer kalmadı, hastaneye gidemedim. Evde kendi kendime nane, limon, onunla bununla hastalığı atlatmaya çalıştım. 3 gün, 5 gün tamam geçti. Ama sürecin ne kadar olacağı da belli. Şimdi enteresan yanı da bu. Yani 1 ay, 2 ay, 5 ay demiyorlar bize. Sokak röportajı yapan birisine ne ceza verebilirsin? En ağır şekilde sokağa çıkmasını engellersin. Bekliyor muydum? Bekliyordum. Çünkü daha önce sadece YouTube'da, Facebook'ta görünen röportajlar ulusal basına düşmeye başladı. Tamam dediler yani. Biz bunlara ev hapsi verelim. Biz alıştık artık ya. Hani eskiden böyle ya ne oluyoruz falan derdik ama artık şey oldu. Böyle kapı serveni. Merhaba. Merhaba. Aa, teşekkür ederim. Vallahi yine polis geldi zannettim, biliyor musun? Alıştık şeymiş, alt komşu, zeminden komşu gelmiş. Kapı çaldığımda artık şey oluyorum yani. Kendi kendime. Çok sıkıcı bir süreçti benim için. Annem merdivenden düştü ve kaburgalarını kırdı. Evde iki tane erkek var, biri damat, biri oğul. İkisi de ev hapsinde. Hemen ertesi günü savcılığa yazı yazdık ve hastane raporunu sunduk. Ve buna rağmen 5 gün sonra bana izin verdi. Yasak kalktı. Ortağım, editörüm, eniştem ev hapsinde, Hasan ev hapsinde, Mehmet de imzaya gidiyor. Önceden işte sokak röportajı yapıyorlar şeklindeydi. Şimdi bu insanlar bizim için mücadele ediyor şeklinde. Sana gelip kulağına biz konuşamıyoruz, sizin arkanızdayız diyor. Bu bizi çok daha fazla kamçıladı. Çünkü insanlar bize inandıklarını bir kez daha gösterdiler. Bu ceza ilk olabilir belki şu an ama son olmayacağını biliyorum. Bu beni susturacak mı peki? Yani bir de işin o boyutu var. Almışsınız elinize bir tane kamera, mikrofon, Türkiye'yi yerden yere vuruyorsunuz. Bir tane it soyu var bir tane, ilave TV diye. Hepinizin kafasını da kıracağım. Niye? Çünkü hainsiniz. Lan bir tane iyi bir şey söyleyin ya. Şu elindekini tutuyorsun. Seninki burada milletin nabzını ölçmek değil. Bu milleti birbirine düşürmek. Mesela nasıl yapıyoruz bunu? Aslında sizin bu mikrofonu alıp gözünüze sokmak lazım. Başka bir şey demiyorum ben. Samimi söylüyorum bak. İşte. Senin sorduğun sorulara da cevap vermem. Allah'a şükür her şey güllük gülistanlık. Olay. Ne isim? Bak görüyor musun olayı? Abi. Biraz da sizden dolayı oluyor abi. Yuh sana be. Ha yuh. Vatan aynısın işte. Lozan bittiği zaman o zaman ben görüntüsü göreceğim. Geçinemiyorum beyefendi. Geçinemiyorum. Cebinden para mı aldın? Bak sizin cebinize böyle para koyuyorlar. Sizi sokağa salıyorlar sizi. Tartışmalar genelde şundan çıkıyor. Belli bir kesim var. O kesim senin gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Şöyle söyleyeyim. Muhalif birisi mikrofona geçinemediğini, hayat kaygısından, çocuklarının geleceğinden endişelerinden bahsederken AK Partili birisi veya işte belli bir kesimden birileri gelip röportajlar müdahil olup yalan söylüyorsun, sen vatan hainisin, işte dış güçlerin oyununa gelmeyin gibi böyle altı boş afaki şeyler söyleyerek insanlara bir şekilde kışkırtıyorlar. Röportajdaki kavgalar genelde bunlardan çıkıyor. Yani bunlar izlenmeyi arttırıyor mu, arttırmıyor mu? O hiç belli olmuyor. Zaten kasıtlı olarak bir kavga çıksın, tartışma olsun, insanlar birbirine hakaret etsin, boğazların sıksın diye bir şey yok. Bunu gerçekten milyonlarca insan izliyor. Sadece bir tık uğruna toplumu kızıştırmak, kutuplaştırmak anlamsız. Bunu zaten iktidar çok güzel yapıyor. Bize ihtiyaç yok. Televizyon kanalı açtığınızda bizim vekillerimizin, bizi temsil eden insanların konuşmalarını dinlediğimiz zaman şaka gibi. Cafer'in başındaki zat kalibresi bozuk, cins, cibiliyet bozuk. Namus var mı, şeref var mı sende? Alçak ve şerefsiz olduğunu hiç çekinmeden aykırmıştır. Yani bizi yöneten insanlar bu dili kullandığım sürece sokaktaki insanların ne yapmasını bekliyorsunuz? Totalde baktığımız zaman kişiyle bir çatışma noktasına geliyor muyuz? Geliyoruz. Bunun nedeni de kişinin yalanda ısrarcı olması. Yalan söylüyorsa, ki bunu gurbetçiler çok yapıyor. Ben Avrupa'da kalıyorum. Avrupa'nın ne durumda olduğunu görüyor musunuz? Biliyor musunuz? Hükümetinize sahip olun. Şu anda Avrupa bitmek üzere. Doğal olarak bunu etrafta kenardan kameranın arkasından izleyen birisi madem o kadar kötü neden çıkıp gelmiyorsun bu ülkeye diye soruyor. Hepimizin bildiği bir gerçeklik var. Dünyanın kabul ettiği rakamlar var.
dünyanın kabul ettiği gerçeklikler var. Şimdi izleyici şunu bekliyor moderatörden. Ya kardeşim adam yalan söylüyor, bir şey söyle diyor. Bu yalanı görüp susmak çok zor. Madem o kadar kötü, niye buraya gelmiyorsun? Bu soruyu sorduğun zaman da provokatör oluyorsun. Niye provokatör oluyorum abi? Yani madem o kadar kötü, gel. Vatandaş diyor ki bana, ya diyor 20 yıl önce yol yoktu diyor. Çarıkla dolaşıyorduk, ayakkabı yoktu diyor. Nike var mıydı, Adidas var mıydı dedi ya. En garibanın evinin önünde Porsche marka araba var dedi bana. E şimdi o söylerken dalga geçmiyor olmuyor da ben söylerken mi dalga geçti oluyor? Gemimizin, savaş uçaklarımız, her şeyimiz yapıyor buradan. Hatta Konya'da hem uçabilen, hem karada giden, hem denize giden Çomarkopter diye bir helikopter yapmışlar. Çok güzel, yerli ürünler. Biz yapmışız. Evet. Çomarkopter hepsi var. Çok güzel. Bir muhalif taraf inanılmaz bir alaycı üslupla trendlere çıkardı videoyu. Sonrasında ise yandaş basın, havuz medyası AK Parti seçmenine çomar dedi diye lanse etti. Ve sonrasında öğlenleyin de iş yerime gelerek beni gözaltına aldılar. Ve hedef haline geldi. Eğer ben o röportajı yaptığım için, eğer o abla kırıldıysa abladan ben özür diliyorum. Zaten diledim de. Öyle bir lanse ettiler ki ablaya ben çomar demişim gibi. Ya ben ablaya çomar demedim ki. İroni aslında. Ya çomarkopter demeseydim de, komarkopter deseydim ne olacaktı? Ne olacaktı? Yani aslında bir bahaneydi bu. İyi de kullandılar o süreci. Biz genelde tartışmalara yer vermiyorduk. Normal olmadığını düşünüyordum. Niye yayınlamaya başladık onu da söyleyeyim. Çok baskılar. AK Partili birisi bizi tanıyor mesela. Geliyor. Ben sizi izliyorum, siz vatan ailesiniz, ortalığı karıştırıyorsunuz falan diyor. Ortalığı karıştırıyorsunuz diyerek ortalığı karıştırıyor aslında. Ve gidiyor. Bunu da yayınlayın diyor sonra. Sonra bu insanlar giriyor YouTube'a. Yayınlamış mı diye bakıyor. Şimdi biz bu videoyu yayınlamasak bu sefer işine geleni yayınlıyor, işine gelmeyeni yayınlamıyor diyorlar. Mecburen yayınlıyorsun yani bir yerden sonra. Hakaret, küfür olmadığı müddetçe. Ha, düzelmesi için. Ortalığı geren kimse yok. İnsanlar konuşuyor. Ben gazeteciyim. Bu işi de yaparım. Böyle bölemezsiniz. Galeyan var mı galeyanı gelen? Hayır. Galeyanı gelen var mı? Hayır. Yok. Kusura bakmayın. Bölemezsiniz böyle. Galeyanı gelen var mı arkadaşlar? Yok. Kusura bakmayın. Her gün aynı şeyi yaşıyoruz. Benim bir arkadaşım bugün cezaevinde bu işi yaptığı için. Böyle bölemezsiniz. Buyur abi devam et. Çıkıyor şimdi kendisi konuşuyor. Bir tane AKP milletvekili görebiliyor musun? Baharlık var diyen. Eskiden sokakta konuşacak insan bulmak zordu. Çünkü ekonomik kaygılar bu kadar had safhada değildi. 3-5 kişiyi bulabilir miyiz kaygısıyla biz sokağa çıkıyorduk. Bugün bir günde defalarca röportaj çıkartabiliriz. Çünkü insanlar artık kaybedecekleri zincirden başka hiçbir şey kalmadığını fark etti. Artık insanlar korku eşiğini de aştılar. Fazlasıyla aştılar. Ben bu insanlara mikrofon uzatmasam, bu insanlar kahvehanelerde, evlerde, ne bileyim işte taksi duraklarında bunlar konuşmuyorlar mı? Ve bu 20 yıllık iktidarın sopasının çarpmadığı kimse kalmadı. Herkes de haliyle durumdan şikayetçi. Televizyon kanallarını bir şekilde satın aldılar. Birçoğu şu anda iktidarın borazanlığını yapıyor. Muhalif kanal hiç mi yok? Var. Ama onlar da bir şekilde Rütük sopasıyla korkutuluyor. Döverim ha diyorlar onlara da. Burada ne kalıyor geriye? Sosyal medya kalıyor. Sosyal medyada da bir şekilde susturamıyorlar. O yüzden bizim öyle kaygımız yok. Siz kendinizi gazeteci olarak görüyor musunuz gibi şeyler söylüyorlar. Evet, ben gazetecilik okumadım ama bana sordukları zaman evet, yurttaş gazeteciyim diyorum. Bugün herkesin cebinde bir cep telefonu var. Herkes bana göre bir yurttaş gazetecidir. Şu anda birçok haber kanalı WhatsApp ihbar hattından ana haber bülteni sunuyor. Ve vatandaşların yolladığı haberler bunlar. Tam olarak kendinize gazeteci diyemeyiz. Yurttaş gazeteci sayılabilir. Biz sokakta bir bilgiyi halka soruyoruz. Daha sonra bir tartışma oluşuyor ve bu tartışmayı kayıt altına alıyoruz. Yani bizim röportajımızda bir kişinin ağzına telefon da soktular. Vallahi yazık yani, ben sinirleniyorum bunları görünce. Ulan mı? Dur ne yapayım? Hayırdır ya? Telefondan bahsedersen ağzına sokarım. Ya abi tut şu dayı tut. Dayı tut tut dayı tut. Ya. Bunu önleyebilir miydim? Önleyemezdim çünkü ben zaten olayı görmemiştim. Ancak biz bunu kayda aldık. Bir gazeteci olarak bunu yayınlamak zorundaydım. Böyle baktığınız zaman evet, sokakta bir şey yaşanıyor ve biz bunu kayda alıyoruz. Tabii ki de bizi gazeteci gibi görmeyenler de var. YouTuber da diyebilirler, içerik üreticisi de diyebilirler, blogger da diyebilirler. Yani ama ben kendimi yurttaş gazeteci olarak görüyorum. Şimdi bize şunu söyleyen çok oldu. Siz iktidarı övenleri yayınlamıyorsunuz, sadece eleştirenleri yayınlıyorsunuz gibi. Ben bu tarz arkadaşları hep şeye davet ettim. Buyurun gelin, kamera arkasından röportajları izleyin diye davet ettim. Gelenler de oldu.
geldikten sonra bizden özür dileyenler de oldu. Çünkü öyle bir kitle var ki Türkiye'deki her şeyin güllük gülistanlık olduğu sonucuna varabiliyor. Ama sokaktaki insanların gerçekten bu kadar dert yanacağını tahmin dahi edemiyor. Cumhurbaşkanına, devlet büyüklerine küfür, işte terör örgütü propagandası yapmak isteyen olursa bunları kesiyoruz, yayınlamıyoruz. Genelde zaten şu son dönemlerde özellikle iktidar yanlısı vatandaşlar mikrofona yaklaşamıyor. Biraz daha çekiniyorlar. Bir taraftan da artık insanlar o kadar sert eleştiriyorlar ki yayınlayın bunu, adresimi de veriyorum, adım da bu, işte maskesini indirip bakın yüzümü de görün, gelin beni de alın demeye başladı. İnsanlar o noktaya geldi. İster istemez biz de otosansör uyguluyoruz. Çünkü biz bu millete, vatana, millete dışarıda lazımız. Cezaevinde bir işe yaramıyoruz. AK Partili birisi bizi tanıyor. Ya isim veriyorum, parti veriyorum ama bir şey olur mu? Pilleri bir kontrol et, şey, pil var mı? Var pilim. Yedekte tamam. Pilim var. Hadi gidiyoruz. Hadi Artun, üzerini giyinelim. Tamam anneciğim, pil aldım ben. Tamam. Hadi gidiyoruz. Hadi bakalım. Bana bugün devleti kötülüyorsunuz, siz vatana aynısınız diyebiliyor. Çok rahat. Yani herhangi bir siyasi partiyi devletin yerine koyabiliyor insan. Devletle hükümet ayrımını bile yapamıyor ama bana devlet düşmanı diyor çok rahat. Ne olacak peki? Ben o insanlara soruyorum. Yarın bir gün iktidar değiştiğinde o partinin bir yanlışını gördüğünüzde eleştirmeyecek miyiz o partiyi? Ya da siz eleştirmeyecek misiniz? Tamam anneciğim, şimdi dedeye bırakacağım seni. O partinin bir yanlışını eleştirdiğiniz için vatan haini mi olacaksınız? Benim için fark etmeyecek. Yarın iktidar değiştiğinde de onların yanlışına yanlış diyebileceğiz yani çok rahat. Ama siz ne yapacaksınız ben onu çok merak ediyorum. Anne, tamam ben ekmek alıp geleceğim ekmek. Hemen. Uykusu geldi onun da. Hayır hayır ağlama Artun. Bir yerden yere vuruyorlar. Seni sokakta görürsem şu öldüreceğim. Yani buluğuma çocuğuma varana kadar hakaret tehdit edenler var. Ben bunları gördükten sonra gerçekten de doğru bir iş yapıyor muyum diye kendimi çok kez sorguladım. Ev hapsi verildi, cezaevine girdiniz, çıktınız. Bırakır mısın diye soran olsa gerçekten de bırakmam. Çünkü bu iş öyle bir noktaya geldi ki bizi sokakta elimizde mikrofon kamerayla görüp bizi ulusal bir kanal zannediyor belki. Ben kameraya konuşmak istemiyorum ama benim bir derdim var diyor. Gelip derdini anlatıyor. Ya benim bir erkek çocuğum var. Tacize uğradı. Benim bir kız çocuğum var. Tecavüze uğradı. Ama kimseye de söyleyemiyorum. Ya ben bunu nasıl ederim? Kime gideyim? Diyen insanlar var. Bu işin gerçekten de parayla kurulan arkası kalmıyor. Yani ne yapabilirim? Elimden bu geliyor. Şu an kaç yaşındasın? 18. Yurt dışına gitmek istiyoruz diyor genelde gençlerimiz. Ne düşünüyorsun bu durum hakkında? Haklı buluyorum. Benim huzurum yok. İstediğim gibi konuşamıyorum. Kanalınızın sahibi şu an ev hapsinde. Hiçbir şey yapmadığı halde. Neden refah olmadığım, huzur bulmadığım bir ülkede yaşamaya devam edeyim ki? Neden çocuklarımı cemaatlerin içerisinde bu huzursuzluğun, bu yozlaşmanın içerisinde yetiştireyim? Ne gerek var? Kendi geleceğimi bir defa yaşıyorum bu hayatın. Neden burada kalayım? Neden burada kalmaya devam edeyim? Antalya'ya farklı illerden gelen bir sürü arkadaşım var. Çoğu kirada ev bulamadığı için, yurt fiyatları vesaire çok pahalı olduğu için ve son olaylarda gördüğümüz cemaat yurtlarında da kalmak istemedikleri için okulunu dondurup gittiler. Yani birçok arkadaşım şu an okumuyor. Arkadaşlarım çok ciddi bir çoğunluğu evlendi. Çünkü ümitleri yok kendi geleceklerinde. Son olarak buradan seni duyuyorlarsa bir şey söylemek ister misin onlara? Hayatımızı mahvettiğiniz için teşekkür ederim. Allah belanızı versin. Başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Arkadaşlarım belgeselini çekiyoruz da onların bazen provokatörlük yaptığı insanların galyana getirdiği söylüyor. Ben az önce senin başından sonuna kadar çektim. Aklın var mı gerçekten? Orada çok ciddi bir sistem etti. Hayır. Herhangi bir provokatörlük vesaire yok. Kendi özgür irademle konuşuyorum. Kimsenin beni kışkırttığı vesaire de yok. Hani Twitter kullanan, belirli haber sitelerini takip eden, işte akşam Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bekleyen herkes aynı fikirlere, aynı düşüncelere sahiptir bu kadar. Yani sizin kanalınızla ilgili bir şey yok. Alacaklarsa beni alabilirler. Ben de dikkat edin. Çok sağ ol. Selam söyleyin arkadaşım. Aleyküm selam, ileteceğim.